Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber varlığından bile haberdar olmadığınız canlıları inceleyeceğiz. Yaşadığımız dünyada yalnız olduğumuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Keşfedilmiş canlıların dışında keşfedilmemiş daha milyarlarca canlı olduğuna emin olabilirsiniz. Hani milyarlarca bile olmayabilir, bundan daha da fazla olabilir. Sadece her yıl, her hafta bile binlerce yeni hayvan türü keşfedildiğini bilmenizi isterim. Keşfedilmiş ama insanlar tarafından fazla bilinmeyen hayvanları inceleyeceğiz bugün. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Evet, videoya şimdi başladık ama videoya başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda 2 dakikalık, 3 dakikalık bir konuşma yapacağım. Videoyla, hani bu hayvan videosuyla kesinlikle alakası olacak. Sadece izlemek isteyenler izlesin, kanalla ilgili çünkü. Şu anda gördüğünüz Goblin Shark, yani cin köpek balığı. Boyu 1,5 ile 3 metre arasında değişiyor. Tehlikelidir. Zaten hangi köpek balığı tehlikeli değil ki. Ama korkmayın, bizim denizlerimizde yaşamıyor. Genelde yengeç, ahtapot gibi ufak deniz hayvanlarıyla besleniyor. Benim bildiğim kadarıyla Pasifik Okyanusu'nda da yok. Sadece Hint Okyanusu'nda falan olduğunu biliyorum. Düşünsene abi, yüzüyorsun böyle. Denize gitmişsin, yüzüyorsun. Bir anda karşına bu geliyor. Şu ağza bak ya. Oğlum çok korkunç bir balık. Şimdi de karşımızda Yeti Crab, yani Yeti Yengeci var. Yeti Yengeci, Kaliforniya'daki bir research, yani araştırma şirketi tarafından 2005 yılının Mart ayında keşfedilen bir yengeç türüdür. Pasifik Okyanusu'nun 1,5 kilometre güneyinde bulunan Paskalya Adası'nda yaşamaktadır. 7 Mart 2006'da bilim adamlarından oluşan uluslararası bir ekip, kıllarla kaplı uzun bacaklı olan kör ve aynı zamanda oldukça derin sularda yaşayan bu tüylü yengecin keşfini duyurdular. Yani keşfinden tam 1 yıl sonra. Genel olarak 2000 veya 2300 metre derinlikte yaşıyorlar. Yaklaşık olarak hepsi 15 santim boyundalar. Bu kıllı kıskaçlarının olma sebebi de denizdeki mineralleri toplaması, çünkü minerallerden beslendiği biliniyor. Şimdi de karşımızda Blobfish var. Yani bilinen en çirkin yaratık. Zaten bu balığın ismi Türkiye'de falan çirkin balık diye geçiyor diye biliyorum. Şu ana kadar keşfedilmiş, varlığı bilinen en çirkin yaratık olarak bilinmesi de onun için zaten komik bir olay. Bu balık Avusturya ve Tazmanya'nın yanı sıra Yeni Zelanda sularında da yaşıyormuş. 600 ile 1200 metre derinliklerde yaşayan bu balık, rengi ve görünüşü sebebiyle çirkin balık olarak adlandırılmıştır. 4 kilo ile 6 kilo arasında değişen bir kiloları ve yarım metreyi bulan boyları vardır. Ben böyle bir balığım olsun isterdim ha. Yani akvaryum olsa bunu atardım içine yani. Tamam. Az önce çirkin bir balıktan bahsettik. Şimdi gelin en tatlı balıklardan bir tanesini söyleyeyim size. Dumbo ahtapotu. Şuna, şu tipe bakar mısın ya? Abi şuna bak, oynayacaksın bununla ya. Bu balıklar da derin okyanuslarda yaşıyorlar. Bence derin okyanuslarda yaşamaları çok yanlış. Çünkü bunlar denizin üstünde olsa bütün insanlar bunları besler. Denizin 3 ila 4000 metre altında bulunurlar. Bazıları 7000 metreye kadar inebildikleri bilinmektedir. Ömürleri 3 ila 5 yıl arasında değişen bu balıklar 5.9 kilogram ağırlığındadır. Bilinen en uzun Dumbo balığı 1,5 metre, hatta 2 metreyi geçmiş ama genel boyları da 20-30 santimi geçmezmiş. Şimdi de karşınızda değişik bir evrime uğramış bir canlı var. Babirusa, yani geyik domuzu. Boyu 110 santim kadar uzun ve 20 santime kadar da uzayabilen bir kuyruğu vardır. Kilosuyla falan alakalı fazla bilgiye ulaşamadım ama tahminimce 400 veya 500 kilodan daha fazladır minimum. Şimdi de benim denizde en çok korktuğum balıklardan birini göstereceğim. Lamprey, yani bofa balığı. Şu anda gördüğünüz balık şu ana kadar 2 tane İngiliz kralının ölümüne sebep olmuştur. Gürcistan sınırlarına yakın böyle ne derler ona, akarsu ve düzelmiş sularda yaşarlar. Yani düzelmiş sudan kalsın dere, bizim burada düzelmiş su derler ona. Peki bu hayvan ne yapar? Resimde gördüğünüz gibi başka büyük balıkların üstüne yapışarak seyahat ederler. Çeneleri yoktur. Bütün vücutları kıkırdaktan oluşmasına rağmen çeneleri yoktur. Bu yüzden kendilerinden çok daha fazla büyük balıkları emerek onların üstünde seyahat ederler ve o balığın yavaş yavaş ölümüne sebep olurlar. O balığın ölümüne sebep oldukları sırada da kendi hayatlarını kurtarırlar. Daha fazla bu balık hakkında konuşamayacağım çünkü korkutuyor beni. Şimdi de vatoz balığı. Hepimiz vatoz balığını biliriz değil mi? Genel olarak vatoz balıklarının en büyüğü bile taş çatlasa 50 santim 1 metre olur. Resimde gördüğünüz vatoz balığı yaklaşık olarak 2,5 metreden daha uzun. Ve vatoz balıkları da en küçüğü bile ölümcül derecede yüksek elektrik verirler. Bu vatoz balığı eğer canlı olsaydı
oradaki 4 insanın 5 katı kadar insan dahi orada olsaydı hepsinin ölümüne sebep olabilecek kadar bir elektrik yüküne sahip olurdu diye düşünüyorum. Aynı şekilde burada bir tane daha vatoz balığı var. Sanırım ikisi de aynı balık ve gördüğünüz gibi elleriyle kuyruğunu dışarı çıkarmışlar. Sanırım bildiğim kadarıyla, internette gördüğüm kadarıyla o kuyruk sayesinde elektrik çekiyorlar zaten. Ama fazla bir bilgim olmadığı için daha da fazla konuşmayacağım vatoz balığı ile ilgili. Ve şimdi göreceğiniz resim hiçbir şekilde hakkında bilgi olmayan, sadece internete fotoğrafı sızmış bir şey. Domuz maymunu. Bu resimde gördüğünüz canlı, bu resimde gördüğünüz domuza benzer ve aynı zamanda maymuna benzeyen şey bir domuz tarafından mı doğrulmuş yoksa bir maymun tarafından mı belli değil. Ama toynaklarının da olduğunu varsayarsak büyük bir ihtimal domuz tarafından doğrulmuş. Gerçekten çok korkutucu bir görüntüsü ve rahatsız edici bir tipi var. Ve bu canlı doğduktan 4 saat sonra trajedik bir şekilde ölmüş arkadaşlar. Şimdi de size görebileceğiniz en büyük timsahlardan birini göstereceğim. Resimde gördüğünüz timsah. Bu timsah arkadaşlar hiçbir şekilde hakkında bilgi bulamadığım bir timsah. Ama iyice bir bakarsanız bir kolu yok timsahın. Turistleri eğlendirmek amacıyla timsahları bu nehirde dışarı çıkarıyorlarmış arkadaşlar. Hani böyle zıplatıyorlarmış, hoplatıyorlarmış bu timsahları. Ve bunu yaptıkları sırada resimde gördüğünüz timsah ortaya çıkmış. Tabii ki de herkes şok, herkes panik. Bu fotoğrafını çeken 2-3 kişi olmuş yani bu timsahın. Daha da fazla bir fotoğrafı yok. Oraya da gidip research yapmamışlar. Yani o timsahı araştırmışlar mı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bulamadım hiçbir şey. Ama beni endişelendiren bu timsahın neden kolunun kopmuş olması. Bundan daha büyük biri mi var yoksa o derede? Bu gerçekten de korkutucu bir şey. Şimdi de Hindistan cevizi yengeci arkadaşlar. Bu yengeçler aslında keşiş yengeci olarak da bilinen bir yengeç ailesinden geliyor. Ama direkt Hindistan cevizi yengeci denilen yengeçler çok büyükler. 1 metreyi geçiyorlar ve 5 kilo ağırlığından daha ağır oluyorlar. Yengeçlere göre ölümsüzler diyebilirim çünkü 60 yıla kadar yaşayabiliyorlar. İsmini neden Hindistan cevizi yengeci koyduklarını da merak ediyorsanız Hindistan cevizi yemeyi çok seviyorlarmış. Hani bildiğiniz tırmanabiliyorlar bunlar. 1 metreye kadar da zıplayabiliyorlarmış herhalde. Bunlar bir ağaca tırmanıyor, bir Hindistan cevizi ağacına. Hindistan cevizini kesiyorlar kendi yengeç şeyleriyle, kıskaçlarıyla ve o Hindistan cevizini yere düşürüp yiyorlar. Hani isimleri Hindistan cevizi yengeci olsa da Hindistan cevizi yeseler de ayrıyetten meyve, çerez, tohum ve birçok diğer organik ürünlerden de yiyorlar. Hani ilk bakışta bu hayvan bayağı bir korkutucu görünüyor değil mi? Ama saldırgan değil çünkü etobur değil. Sadece kendini tehlikede hissettiğinde ve Hindistan cevizini keserken kullanıyor kıskaçlarını. Son olarak fotoğraflanmış en büyük deniz anası. Çok fazla bir bilgi vermeyeceğim deniz anası hakkında ama şu resme baktığınız zaman gerçekten de o adamın yerinde değilim diyorsunuz değil mi? Ama bu adam orada olmayı kendi istemiş. Bu da ayrı bir şekilde kaderin cilvesi zaten. Neyse arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi de sohbetimize başlayalım. Hani nasıl yapılır videosu falan çekmeye başladım ya. Üçüncü videoda hani 3 tane video yaptım zaten. Üçüncü videoda insanlar demeye başladı artık yeter yani ne yapıyorsun yeter bu kadar bıktık falan. İstatistiklere bakarsanız kanalda en çok izlenen videolar arasında nasıl yapılır videoları var. Ve nasıl yapılır videoları hani ben sürekli aynı şeyin nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Her videoda farklı bir şeyin yapımından bahsediyoruz. Farklı bir şeyin yapılışını izleyip yorumluyoruz. Bu yüzden sıkıldık diyemezsiniz. Çünkü her zaman farklı şeyler görüyorsunuz. Hani ben yaparken eğleniyorum ve gördüğüm kadar da izleyiciler de bunları izlerken eğleniyor. O yüzden arkadaşlar yüklediğim videolara saygı duyarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten ben sevmediğim bir şey yapmazdım. Hani sosis nasıl yapılıyor diye bir tane video attım. Videodan bir kuruş para kazanmadım. Sakızın yapımından da zaten gelirin %30'unu ben alabiliyorum. Gelirin %70'i de Discovery Channel'a sesten dolayı telif gidiyor. Yani para kazanımı paylaşılıyor ama sosisin yapım videosunu sadece karşı taraf para kazanıyor. Hani bilin istedim. Neyse bu konu hakkında bu kadar konuşacaktım. Haftaya cuma, cumartesi, pazar gününe yetiştirebileceğim ancak inşallah süper videolar gelecek. Takipte kalın o yüzden. Hafta içi de yine güzel videolar gelecek ama cuma, cumartesi ve pazar günü gelecek videolar acayip efsane olacak. Neyse tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Çok görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Merhaba arkadaşlar ben Kuşat. Bugün yeğenlerimle beraber bir duello yapacağım.